Artık rüzgar enerjisinin nasıl üretildiğini bildiğimize göre şimdi bir rüzgar türbininin için nasıl olduğunu keşfedeceğiz. İsmi karmaşık görünse de bir rüzgar türbini hepimizin bildiği klasik yer değirmenliğinin gelişmiş halidir. Uzun yıllar önce yer değirmenleri ekmeği yapmakta kullandığımız unu elde etmek için buğdayı öğütmemize imkan veren mekanik enerji üretiyordu. Yıllar geçtikçe her şey büyük bir evrim geçirdi. Teknolojiyi geliştirdik ve rüzgar türbinlerini icat ettik. Bazılarımız bunları hala yel değirmeni olarak adlandırsa da bunların ismi rüzgar türbinidir. Artık bildiğiniz gibi rüzgar türbini rüzgarın gücünü biriktirip bunu elektriğe dönüştürür. Soru şu, bunu tam olarak nasıl yapıyor? Rüzgardan azami şekilde yararlanmak için rüzgar türbinleri bir rüzgar gülü ve bir rüzgar ölçeli ile donatılmıştır. Ayrıca rüzgar türbininde çalışmaya başlama ve farklı hızlarda fren yapmaya imkan veren ve maksimum enerji elde etmek için kanatları rüzgarın yönüne doğru çeviren sensörler yer almaktadır. Rüzgar türbini mümkün olan en fazla rüzgarı alacak şekilde kanatlarını kule aksı üzerinde ve kendi aksı üzerinde döndürebilir. Rüzgar estiği zaman rüzgar türbininin kanatları bundan maksimum şekilde faydalanmak için döner ve döner. Bu kanatlar çok uzaktan bile görülebilir. Çünkü her biri 4 kamyon büyüklüğündedir. Rüzgar türbinleri o kadar akıllıdır ki aşırı kuvvetli hava akımını tespit etmeleri halinde güvenlik amacıyla fren yaparlar. Güvenlik çok önemlidir. Bu nedenle bunların bakımında çalışan insanlar her zaman donanımlı ve korumalıdır. Daha önce anlattığımız gibi kanatlar düşük hızlı bir aksa bağlıdır. Aksın böyle adlandırılmasının nedeni kanatlarla aynı hızda dönüyor olmasındandır. Dakikada 7 ile 12 tur arası. Ancak elektrik üretmek için daha fazla hıza ihtiyacımız vardır. İşte bu da dişli kutusunun görevidir. Çok daha hızlı bir şekilde dönen dişli kutusu tüm bu hızı bir hızlı aks üzerine aktarır. Bu aks dakikada 1500 tura kadar dönme özelliğine sahiptir. Ve bu aks bir jeneratöre bağlı durumdadır. Jeneratör tüm bu kinetik enerjiyi yani hareket enerjisini elektriğe dönüştürür. Bu elektrik öncesinde bir trafo merkezine ulaştırılır ve buradan da evlerimize, fabrikalara, okullara dağıtılır. İşte rüzgar enerjisini elde etme yöntemimiz budur. Kirletmeyen, temiz ve hiç bitmeyen bir enerji. İlgi çekici değil mi?